Doların hızlı yükselmesi, tarihi zirvesini aşmasıyla birlikte BDDK'da düğmeye bastı. 3 önemli karar açıkladı. Bunlardan birisi yabancı bankalara TL işlemlerini kısıtlaması oldu. İkinci hamlene dövizi siz bu hale getirdiniz kardeşim dedi bizlere, ekonomi yorumcularına. Bundan sonra dolar, altın, euro, sterlin, borsa, banka, swap, merkez bankası falan derseniz 2 yılla 5 yıl arasında hapis cezası yiyeceksiniz. Bu arada enteresan ifadeler bulunuyor bu yönetmeliğin içerisinde. Çok flu bir yönetmelik. Nereye çekersen oraya gidebilecek bir yönetmelikten bahsediyoruz. Bu yönetmelik sayesinde istediği kişiye istediği şekilde ceza verme şansına sahip olacak BDDK. Mesela birileri çıkacak diyecek ki işte Türkiye'nin ekonomik koşulları bu, Merkez Bankası'nın sorunları bu, dünyanın problemleri bunlar, Türkiye ciddi bir parasal sıkışıklık içerisinde, dış borcu artıyor, bütçeyle ilgili problemler var, Merkez Bankası rezervlerini tüketti, bu neden dolar çok hızlı bir şekilde yükselecek, aman ha dikkatli olun derse birisi, hapislik. Ama her şey güllük gülistanlık, merak etmeyin, Türkiye'de hiçbir sorun yok kardeşim, lay lay lay, lom 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 falan filan derse de ortada bir sorun yok, yola devam arkadaşlar. Bu yönetmelikten anladığımız bu. Peki neden böyle anlıyoruz biz bu yönetmeliği? Hadi beni geçtim, bu konunun uzmanları hukukçular, çünkü tamamen hukukla ilgili bir konu bu artık, onların terminolojisine giriyor bu konu, benimle aynı yönde yorumlamış durumdalar arkadaşlar. Neden? Hemen bir bakalım isterseniz. Madde madde, hiç yorumsuz. Üstelik Anadolu Ajansı'ndan okuyorum. Anadolu Ajansı'nın ana sayfasından okuyorum. Ajans üyeliğinden falan değil. Sonra oradan da dava açmaya kalkmasınlar. Halka açık sayfasından okuyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandıran veya uyandırabilecek olan ya da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan işlemlere bu amaçları sağlamak kastıyla dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak yasak. Bir izlenimde bulunmak, yani BDDK ya da savcılar benim dolarla ilgili konuştuğum herhangi bir şeyle ilgili bir izlenimde bulunurlarsa, bir olumsuz izlenimde bulunurlarsa bunun karşılığı 2 yılla 5 yıl arasında hapis cezası ya da yüklü para cezası. 2. Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği dönemlerde finansal piyasaların dalgalanmasından ya da sığlığından faydalanmak suretiyle finansal piyasaların düzensizliğini arttıracak ya da istikrarını olumsuz etkileyecek şekilde bir finansal aracın fiyatına veya faiz, döviz kuru, CDS gibi referans değerleri etkide bulunacak işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek ve veya benzeri faaliyetlerde bulunmak. O zaman tüm bankalar suçlu olacak. Tüm finans kuruluşları da suçlu olacak. Tüm aracı kurumlar da suçlu olacak. Bu piyasalar neden açık? Hiç kimsenin hiçbir finansal işlem yapmaması gerekiyor. Bakın tüm enstrümanları saymışlar. Hangi dönemde? Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği dönemlerde. Peki o dönem hangisi, bilmiyoruz arkadaşlar. Onun bir tanımı yok. Genel bir ibare. Yani yarın öbür gün durup dururken BDDK arz talep dengesinin normal olmadığı ifade edip işlem yapan, o gün farkında olmadan işlem yapan pek çok banka yöneticisine 2 ile 5 yıl arasında hapse gönderebiliyor savcılık kanalıyla. 3. Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan para swap'ı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin veya bankalarca yurt dışına TL likidite sağlanmasına ilişkin kurulca alınan karar ve sınırlamaların işlemlerin erken itfası, vadesi gelen işlemlerin ötelenmesi ve veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dahil olmak üzere dolaylı yöntemler kullanarak aşılmasına ya da söz konusu kurul kararlarının etkisizleştirilmesine yönelik işlem ve uygulamalar gerçekleştirmek veya bu tür işlem ve uygulamalara aracılık etmek. Abi kilitledin bütün sistemi. Bütün sistem kilitlenmiş durumda. Nasıl olacak peki? Bilmiyoruz. 4. Aldatıcı bir mekanizma veya kurgu yoluyla döviz kuru veya faiz dahil bir finansal aracın fiyatını etkileyen veya
etkileyebilecek işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak. Bu maddelerle, şu ana kadar saydığım maddelerle hiçbir banka, özellikle yabancı kökenli hiçbir banka Türkiye'de kalmaz arkadaşlar. Bir, yerli bankalar, özel bankalar büyük bir sıkıntı içerisine girer. İki, onlar da hiçbir işlem yapamayacak pozisyondalar şu anda. Eğer ki yaparlarsa başlarına yarın öbür gün ne iş geleceğini bilmiyorlar. Yani burada diyor ki BDDK bankalara, sen sadece kredi işlemleri yap kardeşim. Orada bir sıkıntı yok. Kredi ver ve aynı zamanda mevduat topla. Onun dışında yok swap'mış, forward'mış, türev işlemlermiş vesaireymiş, bunların hiçbirine bulaşamazsın. Bulaşırsan yarın öbür gün benim de tersime gelirse ne yapacağım belli olmaz ona göre. Hangi banka bu riski göze alır? Milyarlarca dolar bağlanmış hangi banka, özellikle yabancı kökenli bir banka, bu kadar flu bir ortamda işlem yapmayı bundan sonra göze alır ya da bu piyasada kalmayı göze alır? Devam edelim. Bir finansal aracın arzına, talebine veya döviz kuru, faiz dahil fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran, bakın yine izlenim, ya da uyandırabilecek olan ya da bu fiyatın anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan yanlış veya yanıltıcı bilgi veya söylentileri internet dahil herhangi bir kitle iletişim aracı yoluyla ya da başka bir yolla yaymak, işte bizi tarif eden madde. Çok net bir şekilde bizi tarif ediyor. Onlara göre eğer ki biz, ben veya benim gibi YouTube'da yorum yapan analistler herhangi bir şekilde dolarla ilgili öngörülerini sunarlarsa, faizle ilgili öngörülerini sunarlarsa, Merkez Bankası'nın şeffaf olmayan rezervleriyle ilgili yorum yaparlarsa, swap işlemleriyle ilgili yorum yaparlarsa, mesela bakan swap görüşmeleri devam ediyor dediğinde benim gibi birisi çıkıp da iyi de sonuç var mı diye sorarsa suçlu pozisyonuna düşüyor. 6. Öncesinde pozisyon alınmış bir finansal araç hakkında alınan pozisyonla ilgili çıkar çatışmasının kamuoyundan gizlenmesi suretiyle internet veya diğer kitle iletişim araçları yoluyla görüş bildirerek söz konusu finansal aracın faiz oranı ve döviz kuru dahil fiyatı üzerinde etkide bulunmak veya bulunmaya çalışmak. İşte tam bu madde doğru bir madde. Hiç itirazım yok. Ne diyor? Öncesinde pozisyon alınmış bir finansal araç hakkında manipülasyonu tarif eden tek madde bu arkadaşlar. Gerçek anlamda manipülasyonu tarif eden tek cümle bu. Bu kadar maddenin arasında. Evet, eğer ki birisi, ki ben bunu en baştan beri söylüyorum zaten. Eğer ki diyorum birisi, ki burada da miktar belirtmesi gerekiyor. Yani alınan dövizin ya da finansal pozisyonun sahiden çok yüklü bir miktar olması gerekiyor. Finansal piyasaları etkileyecek boyutta bir miktar olması gerekiyor. Ve bunun sonrasında da bu işlemi yapan kişilerin sağda solda çıkıp bununla ilgili yorum yapması gerekiyor. Yıllarca bazı televizyon kanallarında yapıldı bu. Bazı ekonomi kanallarında çok net bir şekilde yapıldı bu arkadaşlar. O zaman hiç kimsenin gıkı çıkmadı, hiç kimsenin sesi çıkmadı. Pek çok önemli gazetenin, ki şu anda da yayında bu gazeteler, ekonomi sayfalarında bu yapıldı arkadaşlar. Yönlendirmeler yapıldı. Patronları tarafından pozisyon alındıktan sonra yazılar yazıldı. Kimsenin gıkı çıkmadı bu konuyla ilgili. Ama ne zaman işin gerçek söylemlerle, bizim söylemlerimizle Zülfiyar'a dokunmaya başladı, birilerine dokunmaya başladı, o zaman rahatsızlık duyuldu. Acaba hangi patronlar, hangi büyük fonlar bizden rahatsız oldu da böyle bir girişime hızlı bir şekilde adım atıldı? Bunu da merak ediyorum. Küçük yatırımcı bugüne kadar istendiği gibi yönlendiriliyordu, istendiği gibi elindeki para alınıveriyordu. Ne zaman bizim gibi birileri çıkıp doğruları söylemeye başladı, büyük rahatsız olmaya başladı. Bakın arkadaşlar, manipülasyonu ancak büyük para sahipleri yapabilir. Bir, manipülasyon yapmanız için çok ciddi bir pozisyon almanız gerekir. Öncelikle bir. İkincisi, bu parasal pozisyonu aldıktan sonra yalan haberler yayarak, doğru haberler değil bakın, yalan haberler yayarak
kendi lehinize bir avantaj yaratmanız gerekir. Bunun adıdır manipülasyon. Yoksa birilerinin çıkıp ekonomik sistemle ilgili yanlışları konuşması manipülasyon değildir. Ya da bir finansal enstrümanla ilgili öngörüde bulunması da manipülasyon değildir. Ama pozisyon alıyorsa ve bunun sonrasında yalan haber yayarak ve özellikle küçük yatırımcıyı zarara sokarak kendisi bu işten bir kar elde ediyorsa bunun adı manipülasyondur ve bu yıllarca Türkiye'de yapıldı. Yıllarca Türkiye'de küçük yatırımcının kanı, iliği, kemiği sömürüldü arkadaşlar. O günlerde neredeydi bu kurumlar? Neden devreye girip küçük yatırımcının haklarını korumadılar? Neden? Neden küçük yatırımcıyı resmen sömüren bu manipülatörlere göz yumdular? Neden? Biz konuşmayınca, ben konuşmayınca ya da benim gibi ekonomistler konuşmayınca iş düzelecekse arkadaşlar tamam biz konuşmayalım. Bundan sonra finansal sistemle ilgili hiçbir sorun olmayacaksa tamam biz konuşmayalım. Türkiye ekonomisi atağa geçecekse tamam biz konuşmayalım. Sorun bizden kaynaklanıyorsa ben susmaya hazırım. Ama arkadaşlar konunun bizle alakası yok. Biz sadece yapılan hataların sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Ne yani? Biz konuştuğumuz için mi Merkez Bankası'nın rezervleri çöktü? Biz konuştuğumuz için mi Türkiye ekonomisi iyiden iyiye büyük bir resesyona doğru sürüklendi? Arka arkaya 8 seçimi ben mi yaptım? 5 yıl boyunca arka arkaya 8 seçim yaparak Türkiye ekonomisini iyiden iyiye darboğaza sokup bütçesini işin içinden çıkılmaz hale ben mi getirdim? Hazinenin dip yapmasına ben mi sebep oldum konuşarak? Ben sadece gerçekleri, Türkiye'nin gerçeklerini, dünyanın gerçeklerini konuşmaya devam ediyorum. Ve edeceğim de. Çok net bir şey söyleyeyim size. Dünyada pandemi çıktığı zaman hangi devlet yetkilisi çıkıp da bu pandeminin çok ağır ekonomik etkileri olacak dedi, buna göre hazırlıklı olun dedi sizlere? Hiçbiri. Herkes yine güllük gülistanlık tablo çizmeye devam etti. Ve bugün artık işin içinden çıkamadıkları için, gerçeklerle yüz yüze geldikleri için gerçeklerin üstünü örtmek adına bu tür adımları atmaya devam ediyor. 3 tane yabancı bankanın işlemlerine son verdiler dövizi baskılamak için. İyi, güzel. Hiç itirazım yok. Yabancılar böyle bir şey yapıyorsa, piyasayı manipüle ediyorsa piyasaya bile sokmayın zaten. Ama kardeşim, peki soruyorum ben size. Düne kadar bu yabancılara yüksek faiz ortamını tanıyan, daha sonra bu yüksek faiz ortamından çıktıktan sonra faizli paraları aktaran, bir dönem dövizi baskılayabilmek, seçimi atlatabilmek adına ve sonrasında da onlar dolara yüklenince, doların yükselmesiyle birlikte, Merkez Bankası'nda rezervlerin tükenmesiyle birlikte apar topar onların işlemlerini kesen kim? Benim söylemlerim mi gerçekleştirdi bunları? Soruyorum sizlere. Yine başka önemli bir ayrıntı. Bugün onların önünü kesersiniz, yarın çok daha sert dalgalanmalarla, çok daha sert alımlarla karşı karşıya kalırsınız. Çünkü piyasadaki tüm güveni atılan bu adımlarla iyiden iyiye yok ediyorsunuz. Böyle davranarak finansal istikrarı sağlayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Sayın yetkililer, beni susturacaksınız. Bir iki tane yabancı bankayı engelleyeceksiniz. Bankaların swap işlemlerini ve tüm türev işlemlerini durduracaksınız. Resmen onlara bat kardeşim bana ne diyeceksiniz? Sadece dövizi baskılayabilmek adına ve sonrasında da yurt dışından bana para gelsin diye bekleyeceksiniz. O paralar gelmeyince siz finansal istikrar sağlayabilecek misiniz? Yabancı yatırımcıyı, yabancı parayı, sıcak parayı Türkiye'de tutmayı başarabilecek misiniz? Üretimi hayata geçirebilecek misiniz? Reel sektörün batmasını engelleyebilecek misiniz? Banka batıklarının artmasını engelleyebilecek misiniz? İşsizliğin önünü kesebilecek misiniz? Yoksullaşmayı durdurabilecek misiniz? Gelir dağılımı bozukluğunun zirve yaptığı ülkemizde her şeyi normal seviyeye sokabilecek misiniz? İnsanların kredi borçlarının, kredi kartı borçlarının zirve yaptığı bir ortamda onların sorunlarına çözüm bulabilecek misiniz? Beni susturarak. Bütün bunlara ben çözüm bulacağım kardeşim diyorsanız ben susmaya zaten hazırım. Benim için sıkıntı yok. Hem de güle oynaya susarım. Yeter ki siz bütün bu sorunları çözün. Ama sizin meseleniz sorunları çözmek değil, sorunları örtmeye çalışmaksa, karartmaya çalışmaksa İşte o zaman sorun çok büyük demektir. Sevgili dostlarım, yönetmeliğin geri kalan maddelerini okumayacağım.
olmayan bile. 11 maddeden oluşuyor işte. Zaten ilk 6 maddede neyin ne olduğunu görüyorsunuz. Bundan sonra arkadaşlar dünyadaki gelişmeleri birebir sizlere aktarmaya devam edeceğim. Çünkü BDDK'nın yönetmediğinde böyle bir şey yok. Dünyadaki gelişmeler neyse bunları sizlere aktaracağım. Dünyada yaşanabilecek bir ekonomik krizin boyutlarını sizlere aktaracağım. Ve tabii ki makroekonomik verileri de konuşmaya devam edeceğiz. Konuşmayı veririz Merkez Bankası rezervlerini, konuşmayı veririz doları, konuşmayı veririz finansal enstrümanları, problem değil. Ama Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini, özellikle makroekonomik verileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ta ki bununla ilgili bir yasa çıkana kadar. Bununla da ilgili bir yasa çıkarsa anlayın ki bu iş iyiden iyiye kontrolden çıkmıştır. Ha şunu da söyleyeyim. Bu yönetmelik aslında işin ne kadar kötüye doğru gittiğinin bir itirafıdır arkadaşlar. Bu bir itiraf belgesidir. Bunun altını çizeyim sizlere. Ve bundan sonraki süreçte yurt dışındaki gelişmelerin gelişmekte olan ülkelerdeki para birimlerine, yerel para birimlerine etkisini konuşmaya devam edeceğim ben. Madem Türkiye'de doları konuşmayacağız, Türkiye'nin yerel para birimi olan, ulusal para birimi olan Türk lirasını da bir Türk vatandaşı olarak konuşmaya devam edeceğiz. Türk lirası değerli mi olmalı, değersiz mi olmalı, ihracata etkisi, turizme etkisi bunların hepsini de konuşmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'nın TÜİK'in kamuoyuyla paylaştığı tüm verileri sizlerle paylaşacağım. Bütün alt metinleriyle birlikte paylaşacağım. Ve bunların ne anlama geldiğini de sizlere söyleyeceğim. Elbette söyleyeceğim. Çünkü bunlar kamuoyuyla paylaşılmış resmi kurum verileri. Bugüne kadar zaten biz bunları yaptık. Bundan sonra da bunları yapmaya devam edeceğiz. Yalan haber mi? Ben hiçbir zaman yalan haber vermedim ki size. Yalan haberleri kimin yaptığını herkes gayet net biliyor arkadaşlar. Herkes gayet net biliyor. Kimin yalan, yanlış bilgi verdiğini, kimin halkı, ülkenin vatandaşını nasıl yanlış yönlendirdiğini herkes gayet iyi biliyor arkadaşlar. Biz bu ülkede yarım dolar, 3,5 lira diyenleri de gördük çünkü. Onun için arkadaşlar bizi takip etmeye devam edin. Benden doğru dışında hiçbir şey duyamayacaksınız. Bugüne kadar duymadınız, bundan sonra da duymayacaksınız. Sizlerle doğruları paylaşmaya devam edeceğim. Rahat olun, sakin olun, ensenizi hiç karartmayın. Evet, Türkiye'de işler çok iyi gitmiyor ve ne yazık ki iyi gitmeyen işlerin üstü sadece örtülüyor, düzeltilmeye çalışılmıyor. Ve biz de bu düzeltilmeyen, üstü örtülen yanlışları ayan beyan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili dostlarım. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer ki bildirimlerinizi açarsanız sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Diğer taraftan videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve katıl butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın.